Efendim yıllardır gökyüzünde hepimizin gururla izlediği bir ekibimiz vardır. Türk Yıldızları. Gökyüzünde uçmaya başladıkları zaman hepimiz keyifle izleriz. Artık Türk Yıldızları yalnız değil. Gökyüzünde bir başka gurur kaynağımız daha var. Solotürk. Solotürk ekibiyle geçtiğimiz hafta İzmir'de, İzmir semalarında tanıştık. Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde. Adı üstünde Solotürk, tek bir uçakla bir F-16 ile yapılan gösteri. Ve bu gösterinin birinci pilotu Binbaşı Murat Keleş konuğumuz. Gelin beraber uçalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi yeni bir ekipsiniz siz, Solotürk. Ama ününüz hızla yayılıyor. İzmir'de gördük. Hakikaten biz de TRT Türk olarak bu gösterinizi yayınladık ve inanılmaz ilgi vardı. Hem iyi reyting yaptık hem de geri dönüşler çok oldu. En az belki kıskandılar ama Türk Yıldızları kadar ilgi gördünüz. Biraz tanıyalım. Önce isterseniz bize bir şu Solotürk neden kuruldu, nasıl kuruldu? Bunun öyküsünü anlatın. Ondan sonra birazcık daha işin teknik boyutuna ve şeye gireceğim. Ne hissediyorsunuz, ne yapıyorsunuz gibi pilota sorulacak. En yanlış soruları soracağım ama soracağım. Önce bir Solotürk'le başlayalım. Solotürk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 100. Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Hasan Aksay'ın direktifleriyle kurulmuş F-16 gösteri ekibi. Adı üstünde Solotürk, sizin de dediğiniz gibi tek uçakla Türk Hava Kuvvetleri'nin yaklaşık 25 yıldır uçurduğu F-16 uçağının kabiliyetlerini, Türk pilotlarının kabiliyetlerini, yine Türk Hava Kuvvetleri'nin gökyüzündeki gücünü sembolize etmek adına kurulmuş. F-16 ile alçak irtifada akrobasi hareketleri yaparak ve bunu belirli bir koreografi içerisinde yapacak şekilde dizayn edilmiş bir tim. Peki ne kadar zaman önce kuruldu ve ne zaman uçmaya başladınız? 2009 yılı sonlarında bu kuruluş direktifi verildi Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından. Takiben bir seçim aşaması oldu tüm Hava Kuvvetleri Komutanlığı içerisindeki F-16 pilotları içerisinden. Pilot seçimi için gönüllüler istendi. Bunun için tabii Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın belirlemiş olduğu bazı kriterler vardı. Bu kriterlere uyan pilotlar arasından biz 3 pilot arkadaş kurucu ekip olarak seçildik ve Ankara 4. Anacetüs 141. Filo Komutanlığı'nda görevlendirildik. Takiben çalışmalara başladık nasıl bir şey yapabiliriz diye. Öncelikle yurt içinde yıllardır gösteri uçları icra eden Türk Yıldızları'nı inceledik. Onların içerisinde de bizim gibi takımdan ya da gösterinin bir parçası olarak solo gösteri uçuşu yapan arkadaşlarımız var. Onların bilgilerini, onların desteklerini aldık. Dünya üzerinde F-16 ile gösteri uçuşu yapan takımları yine inceledik internet üzerinden. Solo gösteri yapan kaç ülke var? Var mı yani? Ya da biz ilk yapan biz değiliz galiba. İlk yapan biz değiliz. Bizim İzmir'de yapılan hava gösterilerine katılan 4 tane F-16 solo timi vardı. Bunlar Belçika, Hollanda, Pakistan ve Türkiye. Bunun dışında F-16 mı onlarınki de? Evet, F-16 ile. Başka uçak mı yapılamaz mı bu? Yapılabilir. Tabii ki yapılır. Yani bütün uçaklarla yani sonuçta uçağın ya da pilotun performansı izleniyor. Ki hava gösterilerinde izlediniz. Ali İsmet Öztürk de kendi imal ettiği uçakla gayet güzel bir vize gösteri sundu. Onunki de solo gösteriydi. Yani tek uçakla izleyicilere heyecan yaşatacak. Yine dediğim gibi hem uçağın hem pilotun kabiliyetlerini göstermek. Tam onu soracağım. Yani burada sizin şovunuz uçağın limitlerini zorlayarak uçağın kabiliyetlerini göstermek. Bir de tabii kullanan pilotun yeteneklerini göstermek. Sonuçta budur değil mi? Onun ötesinde uçağın bir şey yok. Limitlerini zorlayarak değil, uçağın limitleri içerisinde. Yani limitlerin kesinlikle dışına çıkmadan. Ve gösteri uçları için de belirlenmiş irtifa ve sürat limitlerinin içerisinde kalacak şekilde. Yine öncelikle seyirci emniyetine verecek şekilde
bir koreografi biz hazırladık. Bunun sınırları mı var? Yani tabii şu ki. şu hızı geçmeyeceksiniz, bu hızı geçmeyeceksiniz tabii gibi ki. Gösteriye yönelik. Tabii ki. Bunun için uluslararası, İzmir'de yaptığımız uluslararası bir gösteriydi. Bunun için belirlenmiş, eğer hani birden fazla ülkenin katıldığı gösteri uçları icra ediliyorsa ve seyirciler de bunu izliyorsa, mutlaka seyirci emniyeti, uçakların emniyeti, pilotların emniyeti adına belirlenmiş limitler ve kurallar var. Tamamen bunların içerisinde kalacak şekilde gösteriler icra ediliyor. Bu limitlerde uçak sayısına, işte uçağın performansına göre değişiyor. Hava durumuna göre değişiyor. Peki niye böyle bir şey istediniz? Niye başvurdunuz siz? Daha önce Türk Yıldızları'yla çalışmış mıydınız? Orayla bilginiz var mıydı? Yok, ben Konya'da 132. Filo Komutanlığı'nda görevliydim. Böyle bir şey gündeme geldiğinde ben istekli olduğumu belirttim. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'da dediğim gibi bütün F-16 pilotları arasından bu seçim yapılmıştı. Onlar uygun gördüler. Niye istediniz onu soruyorum. Şöyle bir şey, hani bir savaş uçağı pilotu ciddi adamdır. Yaptığı iş çok ciddi işti. Bu iş sonuçta bir şov. Evet. Çıkıyorsunuz, gösteri yapıyorsunuz. Savaşla falan ilgisi yok. Sizin mesleğinizin özelliğine, en temeline biraz aykırı bir iş değil mi? Halen savaş pilotu olarak görev yapmaktayım 141. Filo Komutanlığı'nda. Gösteri uçuşunu ek görev olarak yine devam etmekteyiz. Hobi gibi mi biraz, hafta sonu etkinliği? Hobi değil. Bizim kuruluş amaçlarımızdan bir tanesi, başta dediğim gibi, öncelikle Türk Hava Kuvvetleri'nin gücünü, gökyüzündeki gücünü insanlarımıza göstermek. 25 yıla yakın süredir F-16 uçuruyoruz ve izlemlerimiz, yani dünya üzerindeki diğer F-16 soloları çok takipçileri olduğunu gördük. Ve özellikle gençleri havacılığa özendirmek adına bu kabiliyetin gösterilmesi, yani F-16 uçağının insanlarla buluşturulması adına bu, hani ben de şahsen çok istekliydim böyle bir işe. Seçilmem de gayet hani beni. Peki burada yaptığınız pilotlukla normal göreviniz için yaptığınız pilotluk arasında fark var mı? Aslında yaptığımız, gösteri için yaptığımız hareketler F-16 uçağının başta dediğim gibi limitleri içerisinde olan hareketler. Belirli bir eğitimle, ki biz bu eğitimi aldık, tüm F-16 pilotu arkadaşlarının yapabileceği hareketler. Ki hava muharebeleri esnasında bunların bir kısmını belirli irtifalar üzerinde yapıyoruz. Farklı olarak hava gösterilerinde ya da solo gösterilerde bunu alçak irtifada ve belirli bir akışa göre yapmayı arzuluyoruz. Ve seyircinin gözünden onlara daha güzel gösterecek şekilde hareketleri uygulamaya çalışıyoruz. Nasıl bir eğitim aldınız siz seçildikten sonra? Seçildikten sonra öncelikle bir eğitim programı belirlemek için Hollanda ve Belçika bunu uzun yıllardır yapıyorlar. Yaklaşık 20 yıldır bu gösteri uçlarını icra ediyor Hollanda özellikle. Onların eğitim programlarını inceledik. Nasıl bir eğitim yaptıklarını araştırdık. Ve belirli bir emniyet irtifasından başlayacak şekilde, bu da işte başta 4000 fit yerden yükseklik olacak şekilde minimum. Bunun üzerinde öncelikle hareketleri çalıştık. Gösteri esnasında yapacağımız hareketleri. Bir şey çizdiniz herhalde, bir koreografi yaptınız. Yani şöyle kalkalım, böyle son, gidelim, dönelim, gelelim gibi mi? Yaptık. Öncelikle F-16 uçağının yapabileceği hareketleri denedik ve bunları hani bir örneğin hat üzerinde yapabiliyor muyuz ya da yerden nasıl görünecek diye, onları yerdeki gösteri emniyet subayımızın da destekleriyle öncelikle hareketleri belirledik. Takiben yine İzmir'de izlediğiniz gibi meydan üzerinde limitleri yavaş yavaş indirerek ve sürekli emniyet limitleri içerisinde kalacak şekilde yavaş yavaş indirerek gördüğünüz hale getirdik. Hareketleri çalıştıktan sonra dediğiniz gibi bunları bir sıraya sokmamız gerekti. Ve birbirleriyle bağlantılı olacak şekilde, yani gösteri hattını
Hiçbir zaman boş bırakmayacak şekilde bir koreografi yapmaya çalıştık. Ve izlediğiniz gösteri tamamen bizim özgün, kendi ürettiğimiz. Ne kadar sürüyor gösteri? Sizin gösteriniz? Gösterimiz 15 sonra. Dakika sürüyor. 15 dakika içerisinde yaklaşık 18 civarında ayrı hareket, ayrı zorluk dereceleri olan hareketler yapıyoruz. Hız mesela kaça kadar çıkıyorsunuz? En zor hareket ne diye, yani 18 dakika, 18 hareket dakika, 15 dakikada evet. Müthiş bir şey galiba. Sürat olarak belirttiğim gibi bazı limitlerimiz var. Örneğin ses hızını geçemiyoruz. Ses hızını eğer gösteri hattında geçersek onun oluşturacağı patlama etkisi hem izleyiciyi de hem de işte oradaki binalara vesaire zarar vereceği için belirlenmiş maksimum limit ses hızına göre 0.95 ses hızı. Bu da yaklaşık deniz seviyesinde 1200 kilometre civarında bir sürate tekabül ediyor. Maksimum hızımız o. Minimumda F-16'nın yine havada tutunabileceği en düşük hız olan 200 kilometre gibi bir sürat. Kalkış süratinden bile daha düşük bir sürat. Onu yine izleyicilere gösteriyoruz. İrtifa olarak da yine minimum irtifa gösteriler için belirlenmiş olan minimum irtifa 100 feet, yani 30 metre. 30 metrenin altına inmeyecek şekilde 30 metreden o yüksek süratli geçiş hareketimizi yapıyoruz. Ve yerden yaklaşık 4,5 kilometreye kadar yükselecek şekilde gösteri hattını kullanıyoruz. Şimdi bu gösterinin detaylarına girmek istiyorum ama ondan önce biraz daha bu Solotürk'ten söz edelim. Bir kere tek değilsiniz galiba. Kaç kişisiniz? Ve bu da bir ekip işi tabii değil ki, mi? Tabii ki. Ekibimiz 15 kişiden oluşuyor. 5 subay, 10 as subay. 3 pilot arkadaş olarak görev yapıyoruz. Diğer pilot arkadaşlarım da aynı şekilde gösteri hazırlıklarına devam ediyorlar. Onlar da gösteri uçlarına destek oluyorlar. Onlar da uçuyorlar. Bir bakım subayı arkadaşımız var ve bir de basın altı işler subayımız. Toplam 5 subay. 10 asubayda bakım ve destek ekibi olarak özellikle intikal ettiğimiz, hani başka meydanlara gidip gösteri yaptığımız durumlarda onlar da bizim bakım desteğini sağlıyorlar. Peki binbaşım, bu hava gösterilerinde artık yavaş yavaş hani moda ya da eğilim ya da solo gösterilere mi kayıyor, yoksa hala o Türk Yıldızları'nınki gibi büyük takım uçuşları mı daha önemlidir, daha takım ön plandadır? Uçuşları benim gözlemlediğim kadarıyla her zaman ön planda. Solo uçuşları sizin de takip ettiyseniz süre olarak daha kısıtlı. Yani biz 15 dakikalık bir gösteri yapıyoruz. Türk Yıldızları 40 dakikalık yaklaşık bir gösteri yapıyor. Dolayısıyla takım gösterileri daha çok rağbet görüyor. Ama hepsinin kendi fanları var ya da izleyici kitlesi var. %50 %50 diyebiliriz. Bu belki de bana özeldir, bilmiyorum, bana özgüdür ama ben yıllardır işte takım uçuşlarını seyrede birazcık hani aynı işler, aynı gösteriler yapıyor. Bir rutine bindi gibi geliyordu. Şimdi bu solo uçuşlar çok izlediğimiz uçuşlardı. O yüzden daha bir ilgi çekti. Onun için sordum bu soruyu. Yani belki genel olarak öyledir. Biz belki Türkiye'de yeni olduğumuz için öyle görmüş olabilir. Ama Avrupa'da, Amerika'da bunlar hani yıllardır bu şekilde çok da hani seyirci kitlesi olan, kendi özel fanları olan sololar ve timler, akrobasi timleri. Bizde bu gösteri uçuşlarına ilgi de azdır. Zaten hani Türk Silahlı Kuvvetleri dışında, Hava Kuvvetleri dışında yapan da yok bu işleri, çok az. Yani ama dünyada bunun galiba epey bir kitlesi tabii, var, şeyi var. Avrupa'da özellikle İngiltere, Hollanda, Belçika, hani belki onlarca gösteri düzenleniyor orada yıl içerisinde ve çok önemli miktarda seyirci kapasitesi. Orada da hep askeri uçak, askeri uçuşlar askeri var. Orada sivil de var galiba. Karışık, evet. Bizde pek yok sivil uçuşlar. Sivil işte İzmir'de izlediğiniz Ali İsmet Öztürk Bey gayet güzel. O da Avrupa'da birçok gösteriye katılıyor. Kendi gösterisine yine kendi seyirci kitlesine güzel bir şov olarak. Polo pervaneli uçaklarla falan, sivil uçaklarla çok gösteri izleriz. Biraz da şeyden biliriz. Zaman zaman düşerler,
İşte seyircilerin evet, arasına düşerler. Oradan haber olur artık evet, yavaş yavaş. Evet. Allah korusun öyle bir şey istemeyiz ama tabii, oralarda daha birçok. Peki bizim Türk yıldızları hakikaten ben bilirim ki dünyaca kabul görürler ve evet, önemlidirler, meşhurdurlar ve diğer hava kuvvetleri bile, diğer ülkelerin hava kuvvetleri bile Türk yıldızlarının başarılı olduğunu bilir. Evet. Hala devam ediyor mu onlar ki ve sizin durumunuz nedir? Tabii ki halen devam ediyor. Sonuçta Türk yıldızları 8 süpersonik uçakla beraber gösteri uçuşu yapan halen tek gösteri ekibi dünyada. Dolayısıyla bu özellikleri dolayısıyla dünya çapında rağbet gören bir takım. Uçak sayısı en fazla olan öyle mi? 8 uçak. Sesten hızlı uçma kabiliyetine sahip en kalabalık takım. Dolayısıyla yani çok önemli bir hayran kitlesi var Avrupa'da. Avrupa'daki air show'ları Türk yıldızlarının katıldığı air show'ları takip edebilirsiniz. Onu da gayet net göreceksiniz. Aşırı kayıplar olmuyor. Sonuçta buna hazır olarak hazır olacak şekilde kendimizi yetiştiriyoruz. Peki bundan önce F-16 kullanırken veya bunun dışında normal görevinin sırasında kullanırken bunun ötesinde hareketler yapıyor musunuz? Bunun ötesinde, uçağı zorlamak anlamında veya uçağın limitleri anlamında. Yani, demin dediniz ya burada kurallar var, belli limitlerin ötesine geçmiyoruz ama uçağın aslında daha ötesi var. İşte ses hızını aşıyor vesaire. Görevin gerektirdiği şekilde ve hani görev öncesi yaptığımız briefinglerde kapsanmışsa tabii ki hani uçağın kabiliyetleri doğrultusunda ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda bunların eğitimini de yapıyoruz. Savaş hazırlık eğitimleri kapsamında. Peki normal uçağa biniyor musunuz mesela? Türk Hava Yolları'na biniyor musunuz? Tabii. Ne hissediyorsunuz? Yani hadi be kardeşim yürü de demiyor musunuz? Sonuçta bir havacılık işi yaptığımız iş. Yani yolcu uçağı da o amaçla sonuçta onu da uçuran değerli hocalarımız, değerli pilotlarımız. Zaten önemli bir kısmı eski Türk Hava Kuvvetleri. Evet, yani büyük bir kısmı eski Hava Kuvvetleri ya da Kara Kuvvetleri pilotlarından oluşan. Sonuçta o da bir pilotluk meslek olarak yapılan bir iş. Biz oraya yolcu olarak oturduğumuz için hani çok bir şey hissetmiyoruz açıkçası. Normal. Hani bana sanki şey gibi geliyor. Gitmiyor bu. Gitmiyor bu der gibi. Yok. Hissedersiniz. Peki hala heyecanlanıyor musunuz ilk bildiğinizde havalanırken? Yani bu heyecan havacılık heyecanı sonuçta yani uçmanın verdiği bir heyecan tabii ki oluyor. Yani sonuçta yerden havalanıp belirli bir görev yapıyoruz. Bu hani gösteri uçuşu da olabilir. Yapacağımız herhangi bir eğitim uçuşu da olabilir. Herhangi bir harekat uçuşu da olabilir. Hepsinin verdiği heyecan ya da gurur diyeyim hepsi farklı. Bunları hissederek uçuşa gidiyoruz. Hiç aksaklık oldu mu? Hiç yani bu işte hani bir terslik, bir aksaklık bir şey olur mu? Olur mu böyle şeyler sizde de? Havacılığın kuralları kanla yazılmıştır. Mutlaka aksaklıklar olur. Ama biz olabilecek aksaklıkları ya da biz bunları risk değerlendirmesi diyoruz. Olabilecek olması muhtemel riskleri değerlendirerek mutlaka uçuşa gidiyoruz. Ve kabul nasıl diyeyim değerlendirdiğimiz riskin çözümünü bulmadan kesinlikle uçuşa gitmiyoruz. Yani örneğin kuş tehdidi var. Çok yoğun bir kuş aktivitesi var. Bu bir havacılık için risktir. Dolayısıyla biz o kuş aktivitesi bitmeden uçuşa gitmiyoruz. Kalkmıyorsun, evet. Bekliyorsun. Ama bunların dışında tabii ki hani havacılığın doğasındadır. Aksaklıklar, arızalar, öngörülemeyen şeyler olabilir. Bunlara karşı da yerde gösteri emniyet subayımız ya da normal harekat ya da eğitim görevlerinde kendi eğitimimiz bunlara müdahale edecek yönde. Bu hani havada motor durmasından diğer avyonik ya da herhangi bir elektronik arızaya kadar hepsine yapılacak işlemleri her gün her sabah yaptığımız sabah briefinglerinde tartışarak hani böyle bir arıza olursa ne yaparız gibi bunları arıza belki şimdiye kadar hiç olmamış olsa bile başımıza geldiğinde hani bunu daha önce mutlaka bir değerlendirmiş tartışmış hani checkliste
yanımızda taşıdığımız checkliste hangi usulleri yapacağımız belirlenmiş bir şekilde. Ciddi bir tehlike atlattınız mı? Oldu mu? Başınıza geldi mi? Yok. Büyük bir tehlike atlattım. İnşallah hiç gelmez. Peki evli misiniz? Evliyim. Evet. Peki eşiniz varsa, çocuklarınız, onlar ne hissediyorlar, ne düşünüyorlar? Çünkü zor bir şey. Sürekli havadasınız. Allah korusun. Onlar mesela normal karşılıyorlar mı artık? Yani tabii ki başlarda hani bir alışma süreci oluyor ama alıştıktan sonra, sonuçta bu bizim işimiz, her gün hani siz nasıl buraya işe geliyorsanız biz de aynı şekilde işe gidiyoruz. Sonuçta onlar bir süre sonra alışıyorlar, çocuklar dahil. Hani babamız uçuyor, yani onlar için normal bir şeye dönüşüyor bir süre sonra. Şimdi bu bilgisayar oyunları vardı işte, bunların simülasyonları vesaire. Evde çocuklarla oynuyor musunuz? Yani oğlum oynuyor özellikle. O siz seviyor. Oynar mısınız? Ben daha önce görev yaptığım yerde bir yine simülasyon oyunu vardı. F-16 için hazırlanmış, gerçeğe çok yakın. Onu görevlere yönelik nasıl yapabiliriz diye üzerine bir süre çalışmıştım. Yani onu bir süre oynamıştım, bir iki yıl gibi bir süreçte. Ama sonrasında Peki hayaliniz miydi pilot olmak? Yani harp okuluna girdikten sonra tabii ki hayalimdi. Ama hani çocukluk hava hayalim. Hava harp okuluna mı? Evet, hava harp okuluna. Zaten başka bir şey olabilir, evet. Mi hava harp okuluna? Yani o sürece kadar, yani hava harp okulu öncesinde lisede ya da ortaokuldayken. Evet, sivil lise kaynaklıyım. O zamanlar hani pilot olur musun deselerdi olurum derdim, ama hani ne olacaksın deselerdi pilot demezdim herhalde. Ama hava harp okuluna girdikten sonra hani benim pilot olmam lazım dedim. Pilot olduktan sonra da iyi ki pilot olmuşum dedim ve hala da iyi ki pilotum diyorum. Peki pilotluk dışında mesela suyla, genellikle öyledir yani, çok farklı hobiler olur insanın mesleğiyle ilgili. Sizin nedir hobileriniz? Uçmamak bir kere hobiniz mi sizin? Samsunluyum. Hani bir deniz kenarında büyüdük. Dolayısıyla denizle olan bir nasıl diyeyim, sevdam vardı. Hep dalgıçlık hani, var mı? Evet, dalgıçlık. Eğitmen dalgıç olarak da yine scuba yapıyorum. Fırsat bulduk. Karada bir şey yapıyorsun. Ya havadasınız ya suyun altında. İşte uçuş dışındaki ve dalış dışındaki ürünlerde karada geçiyor. Devam ediyoruz. Şimdi bu gösterinin sonunda belki getirir arkadaşlar görüntüye. Kokpitte şey açtınız. Türk bayrağı açtınız. Evet. Ben o zaman aklıma şu geldi. Biz çocukken bayramlarda panayırlar gelirdi şehre ve bir orada motosiklet gösterileri olurdu. Evet. Böyle bir silindirik bir yapı üzerine çıkardık. O evet. Merkez karşıdan yararlanarak dönerdi motor. Ellerini bırakırdı ve en sonunda bir göğsünden bayrak çıkarır yüzüne. Hepimiz de alkışlardık, çok etkilenirdik. Sizi görünce dedim ki bir an o günlere gittim. Böyle bir şey, bu hesaplı bir şey miydi bayrak açmak kokpitte? Şöyle uçuşa giderken, yani uçak başına gelirken aklımıza geldi. Hani öncesinden, hani daha İzmir'e giderken planlanmış bir şey değildi. Uluslararası bir ortamda gösteri yaptığımız için ve çoğunluk olarak Türk halkı orada olduğu için ve yani oradaki atmosfer sanki bunu gerektiriyor gibi hissettik. O an hani nereden bulabiliriz diye hemen arkadaşlar bir tane getirdiler. Yani planlı değildi ama uçuşa giderken hemen yanıma almıştım. İyi ki de almışım. Hani orada uluslararası bir ortamda hani bayrağımızı yine elimizde tutarak göstermek ayrı bir. Bir de oradan bir sözünüz yansıdı ekranlara. Bu halka canım feda diye bağırdınız. Etkilendiniz herhalde değil mi? Canımız tabii ki feda. Türk milletine, Türkiye için. Orada aşağıdaki atmosferi ben çok hani uçuş esnasında tamamen uçuşa konsantre olduğum için çok yani aşağıda nasıl bir tepki var insanlardan onu çok takip edemiyorum. Telsizden Sayın Orhan Tamer hocamız bağlanıp işte hani burada çok coşkulu bir kalabalık var, hani senin birkaç kelimeni duymak istiyorlar, ne demek istersin gibi hani bir girdisi olunca o an hani aklıma gelen hani sonuçta biz o halk için 100 yıldır göklerdeyiz, o halka bizim canımız feda ki
Hani 100 yıldır Hava Kuvvetleri'nin yüzlerce hani canını bu uğurda feda etmiş şehitleri var. Onları da saygıyla anıyoruz. Biz de her zaman Allah korusun. Tabii ki hepsini yani rahmetle anıyoruz ama böyle bir şey olmasın. Bu, belli ki siz de orada biraz orada coşmuşsunuz. O evet, ilgi evet, sizi evet. de etkilemiş. Peki Solo Türkiye bundan sonra nasıl bir şey rota çizdiniz? Bundan sonraki hedefler, planlar neler yapacak Solo Türkiye? Solo Türk sonunda sonuçta yeni bir tim. Yani hem Türk Hava Kuvvetleri için hem de Türk milleti için yeni bir marka olarak ortaya çıktı. Ve bu markayı devam ettirmek amacımız yine yani Solo Türk olarak F-16 gösteri ekibi olarak. Bu yılki gösteri takvimimizde de yine hem yurt içinde hem yurt dışında değişik faaliyetlere katılacağız. Buralarda yine yeni bir marka olarak Türk Hava Kuvvetleri'nin yeni bir resmi olarak Türk Hava Kuvvetleri'ni orada ya da Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil edeceğiz yurt dışında. Dolayısıyla bunu en iyi şekilde yapmak için ben ve arkadaşlarım elimizden gelen her şeyi yapacak şekilde eğitimlerimize devam edeceğiz. Peki F-16 devam mı? Mesela bu farklı uçaklarla yapmak gibi bir planınız, projeniz var mı? Biz F-16 Solo Türk olarak çıktık. Bu şekilde devam edecek. Diğer uçaklar tabii ki yapabilir. Hani böyle bir proje Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından oluşturulursa tabii ki yapılabilir. Neden olmasın? Nasıl bir uçaktır F-16? En iyi savaş uçağı F-16 mıdır? Belki dünyada hani şimdiye kadar üretilmiş savaş uçakları arasında en fazla üretilen, en fazla ülke tarafından kullanılan, 40 civarında yani 30'un üzerinde ülke F-16 kullanıyor şu an günümüzde. Etkili ve her görevi yapabilecek, hem hava hem hava yer, yani hem bomba atma görevlerinde hem işte uçaklar arası hava muharebesinde çok etkili ve yaklaşık yani 30 yılı aşkın süredir gökyüzünde olan bir uçak ve hani önümüzdeki yıllarda da yine devam edecek gibi bu etkileri modernizasyonlarla, değişik silah kabiliyetleriyle çok güçlü ve çok nasıl diyeyim, mobil bir uçak. Seviyor musunuz uçağınızı? Tabii ki. Tabii ki. Şöyle bir şey vardı ya, bütün bu havacılık filmlerinde, savaş filmlerinde şeyi görürüz, pilotlarla uçakları arasında böyle bir bağ oluşur. Hatta bizde galiba pek izin verilmiyor ama onlar uçaklarına isim verirler, üzerlerine özel resimler çizerler. Bu bir şey galiba, değil mi? Yani havada onunla birliktesiniz. Tabii canınız, yani o biraz uçakların da aslında bir kişilikleri var. Biz uçak seçerken filonun filoya tahsisli Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tahsis edilmiş uçaklar arasında bir seçim yapmak durumundaydık. İşte bu boyanan uçağı seçmek için hangisi olacak diye. Bu eğitimlerimiz esnasında filoya tahsisli uçakları yani farklı uçaklarla uçarak denedik. Dediğim gibi hepsinin bir karakteri var. Uçağın. Aslında aynı uçak değil mi? Hepsinin aynı uçak, yetenekleri aynı. Aynı uçak ama nasıl diyeyim, hani örneğin bu seçtiğimiz uçak faaliyet yüzdesi en fazla olan uçaklardan biri. Hani niye bunu seçtiniz? Ne hissettiniz ya da neye göre seçtiniz? Gösteri eğitimlerimiz esnasında hani en ısındığımız uçaklardan biriydi. Bu sonuçta 3 pilot arkadaş hani bu seçim aşamasında uçarak bunu değerlendirdik. Bir de kuyruk numarası bizi şey yaptı. Sonu 011'di. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 100. kuruluş yıl dönümü işte 2011 yılı, işte kuyruk numarası 1011, hani 011 uyuyordu ve böyle uğurlarınız gibi, var mıdır, pilotların var mıdır uğurları? Yani mutlaka bu var. Bir uğur gibi hani yani örtüşte işte son 11 rakamları ve hani bu uçağa çok biz ısınmıştık, öyle diyeyim. Hani diğer uçaklarla da tabii, hani örneğin yedek uçaklarımız ya da filoya tahsisli diğer uçaklarla da bu gösterileri yapabiliyoruz. Antrenmanlarımızı sonuçta onlarla da yapıyoruz. Ama bu boyalı uçak güzel. Yani iyi ki bunu seçmişiz. Çok da güzel boyamışsınız. Çok da evet. iyi bir dizaynı olmuş uçağın. O kime ait, siz değil mi? Dizayn süreci o da uzun bir süreçti. Yine bu Solo Türk fikri ortaya çıktıktan sonra aşamalardan bir tanesi de uçağın boyasıydı.
bu konuda da Murat Dorkip Beyefendi'nin destekleri, daha doğrusu onun tasarımı olarak bu ortaya çıktı. Biz de pilotlar olarak ona hani tasarım aşamasında hani uçakla ilgili hani uçağın görselleri ya da işte üzerindeki parçaları ne şekilde boyanabileceği konularında bizim de girdilerimiz oldu. Ve işte gördüğünüz Solotürk uçağı ortaya çıktı. Siyah renk ağırlıklı. Siyah kontrast açısından çok etkileyici bir renk gökyüzünde. Hani mavi gökyüzü de olsa, bulutlu bir hava da olsa her zaman takip edilebilecek bir renk ve güçlü bir renk. O yüzden hani hava kuvvetlerinin gücünü vurgulamak adına siyah oradan çıktı. Ve altın renkleri var üzerinde. Altın ve gümüş renkler var. Kartal var. Evet. Kanalında. Kartal Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın sembolü. Hava Kuvvetleri yıllardır göğsümüzde taşıdığımız, bürevimizin üzerinde taşıdığımız kartal. Onu bir sembol olarak sonuçta yerleştirdik. Kukta ve büyük, oldukça büyük olarak yerleştirildi. Yine yıldız var gövde üzerinde, gümüş renkli. O da yine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın işte 21. yüzyılın yıldızı olacağı ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin yine 21. yüzyılın yıldızı olacağını sembolize etmek amaçlı yeni bir değer olarak bu boya ortaya çıktı ya da tasarım ortaya çıktı. Bir de o indikten sonraki paraşütte de Türk bayrağı çıkıyor galiba açıldıktan sonra, değil mi? Kırmızı beyaz. Kırmızı beyaz bayrak değil, o Türk Hava Kuvvetleri'nin sembolü. Kırmızı beyaz iç içe daireler. Bütün Türk Hava Kuvvetleri ya da Türkiye Cumhuriyeti uçaklarının üzerinde, askeri uçakların üzerinde o sembolü görebilirsiniz. Biz o amaçla onu koyduk. Bir de paraşütü indikten sonra atmak durumunda olduğumuz için bayrak koymak istemedik. Yani oraya aslında ilk başta bayrak bayrak çizebiliriz diye düşünce ortaya çıkmıştı. Bayrak yerine Türk Hava Kuvvetleri'ni sembolize eden kırmızı beyaz kırmızı şeklinde iç içe daireleri koymayı tercih ettik. O da yine tasarımın bir parçası. Peki bu F-16'larla team gösterisi yapılabilir mi? Türk Yıldızları, onlar F-16 kullanmıyorlar değil mi? Onlar F-5, NF-5. Bizim eskiden Phantom dediğimiz uçaklar mıdır onlar? Yok. Değil değil mi? Phantom'lar bizim zamanımız F-4. Yaşımız onlar ortaya çıktı. Evet. Onlar kalktı galiba değil mi? F-4 hayır, F-4'ler halen uçmaya devam ediyor. Ve önemli Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Hava Kuvvetleri'nin önemli vurucu gücü olarak yine faaliyetlerine devam ediyorlar. Tamam, o zaman o kadar yaşlı değilmişiz. Evet. Bize kurtardık hala. Türk Yıldızları F-5 uçaklarıyla bu gösterileri icra ediyor. F-16 ile de hava gösterilerinde izlediğiniz Thunderbirds, Amerikan Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi. Onlar da 6 uçakla bu 6 F-16 ile gösterişlerini icra ettiler İzmir'de. Peki Bilmacığım, ben sizi programa çıkardım. Şimdi siz beni F-16'ya bindirecek misiniz? Hava Kuvvetleri Komutanımızın ya da peki binebilir miyim fiziken? Yani oturabilirsiniz içine ama uçma konusunda söz veremem. Şimdi şöyle, yıllar önce birkaç kere Güneydoğu'da operasyonu izlerken helikopterlere binmiştik. Onlarda bile böyle sıkı bir iki hareket çektiğinde dağılıp gitmiştik herhalde. F-16'dan bir daha zor ineriz değil mi? Yani hani kapasite olarak helikopterle kıyaslanmayacak derecede bir uçak. Hani insan vücudunu zorlayacak fizyolojik olarak hani mutlaka bir muayeneden geçmeniz gerekir uçmak için. Özel izinler kardeşim, almanız Türk Hava Yolları orada uçağa bineceksen git oraya diyeyim değil mi? Yani F-16 tabii ki farklı bir uçak. Hani içine fiziken gerekli izinleri alıp oturabilirsiniz ama uçma konusunda mutlaka belirli bir eğitim ya da en azından fiziken bir sağlık muayenesinden geçmeniz gerekir. Şimdi ben hep diyorum ki Allah bizim uçmamızı isteseydi bize kanat verdi. Kanadımız yoksa biz yürümeye devam edelim diyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Zaman ayırdığınız için. İnşallah Türk Yıldızları'nın yakaladığı başarıdan daha ötelerine geçersiniz. Buna da eminim ben. İnşallah olur. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, ne zaman Solotürk yukarı çıkarsa sizin de gözünüz gökyüzünde olsun. Görüşmek üzere.